Evet, yeni bir soru ve şartla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün 1.19 çıkacak ve ben de size böyle bir video çekmek istedim. Bugün dünyamızda kullanmadığımız çantları sileceğiz ve 1.19 geldiğinde çantları onlarla açacağız. Videolarımdan ne zaman, nerede ne yaptığımı görebildiğim için dünyanın neresinde ne var onu unutmuyorum. Buradan baka baka gereken yerleri silmeyeceğim. Şimdi şöyle, ilk önce aşağıda vereceğim linkten bu linki vereceğim. MCA Selector diye bir uygulama var. Buradan son versiyonunu indirmeniz gerekiyor. Sonra karşınıza şöyle bir uygulama çıkıyor. Burada dünyamın mesela ben bu kadarını açmışım. Tabii ilk baştan dönelim. Open World diyorsunuz. Böyle dünyalarınız tek tek gözüküyor. Creative dünyam işte. Survival dünyam falan. Survival dünyanızın kopyasını oluşturun. Kesinlikle oluşturun. Bir tane. Ben kopyasını oluşturdum, masa üstünde bir tane klasörü seçiyorum ve Doom eksi bir, Doom bir ve Minecraft Survival diye 3 tane kısım çıkıyor. Bu Nether, bu End, bu da dünyanız oluyor. Bu Overworld de yazabilir bunda. Ona göre şey yaparsınız. Ya yani dünyanızın ismi oluyor zaten. Bu End, bu da Nether oluyor. End ve Nether 1.19'a değişmeyeceği için onları silmenize gerek yok bence. Dünyamızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi yüklediğiniz çantlar, sadece yüklediğiniz çantlar gözükür ve gezebilirsiniz başka yerde bir şeyler varsa. Şimdi öncelikle bunların hepsini seçiyoruz. Sol tıkla. Şöyle burada siyah olanları açmışsınız anlamına geliyor. Şu gri olanlar hiç açılmamış yerler. Oraları ellemenize gerek yok. Öncelikle seçtiklerimizin hepsini, seçilenler silinecek. O yüzden bir her yeri seçiyorum. Her yeri seçtikten sonra kullandığım yerleri silmeyi düşünüyorum. Şimdi mesela ben evim burada. Koordinatları kaç? 38'e eksi 300. Hemen bu uygulamadan 38'e eksi 300'ü arıyorum. Sol tarafta zaten yazıyor buralarmış. Bakın ben burada gördüm base'imi. Gördüğünüz gibi evim var. Buraları silmeyeceğim. Tabii ben direkt adayı silmemeyi düşünüyorum. Çünkü ben adada birazcık çalıştım. Uzaklaştırınca şöyle büyük büyük region'larda çalışıyorsunuz. Yaklaşınca da direkt çang çang çalışabilirsiniz. Adamı koruyacağım sadece. Hatta birazcık daha etrafını koruyabilirim. Çünkü slime farmı için bayağı bir torçlama yapmıştım madenlerde. Onların kaybolmasını açıkçası istemiyorum. Şöyle birazcık açmak istiyorum açıkçası. Mesela şurada beğen yazımız var. Ama bunu sileceğim. Zaten blokları kaldıracağım, kaldıracaktım diyordum. Silinmiş olacak direkt. Spawn'ımızı kesinlikle tamamını açık bırakacağız. Spawn'ınızı silmeyin arkadaşlar. Spawn önemli bir yer. Şöyle spawn'ım nereye kadar gidiyordu? Ağaçlara kadar gidiyordu şurada. Aynen şurada ağaçlar var. Şuraya kadar. Suda da bakın şurada bloklar var. Ben spawn'ımı ayarlamışım aslında. Bir çank gelişinden açıyorum spawn'ı. Şuraları da açalım hatta. Sizinle beraber de açmış olurum. Kendi survival dünyamı iyi olur. Tamam, adamız burası. Bunlar burası taşlık bir kısımdı. Buralar silinmesin. Gene burada da şuraya kadar gidiyor. Şuraya kadar da gidiyor. Burası benim spawn alanım. Bunları açtım. Gerçekten güzel. Şuraları kesinlikle açıyoruz. Buralar silinmeyecek. Bakın turuncu kısım silinecek. Şimdi ben neler yaptığımı böyle tek tek bakıyorum. İşte ev yapmışım. Tamam, mağaram orada. End portalı. Mesela end portalını kesinlikle silmememiz gerekiyor. End portalına önce bir oyundan gideyim, end portalına doğru bakalım koordinatları kaçmış. Oranın silinmesini istemiyorum çünkü. Evet, end portalına geldim. Buranın koordinatları da 1554 eksi 1780'ler. 1500 burası eksi 1700 de şuralar. Evet, şuralardan tam olarak koordinatını tam yapayım. 1554'e eksi 789. 1554'e şu çank. Neyse, turuncuları siliyoruz. Selection'dan delete selected çank diyorum. 145.122 tane çank dünyanızdan silinecek diyor. Evet diyorum ve silmeye başlıyor. Tabi şu an bu oyunda açık olan yedek şey asıl dünyam. Yedek tuttum yani garanti olsun diye. O yüzden burada durmam çok da önemli değil. Çankları silebiliyor. Bu dünyanın çanklarını silmiyor zaten. Ve evet, birazcık sürüyormuş. Silsin bakalım be. Ve evet, sildi. Gördüğünüz gibi dünyamızda neredeyse hiçbir şey kalmadı.
Buraya zaten Nether'dan gidiyoruz. Buraya Nether'dan gidiyoruz. Buraya Nether'dan gidiyoruz. Buraya Nether'dan gidiyoruz. Buraya uçarak gidiyoruz. Burası açılır muhtemelen. Çok da fazla da bir yerimiz yokmuş aslında. 25 bölüm çekmişiz ama genelde base'imizde ve spawn'da falan takılmışız. O yüzden çok da etrafa dalmamışız. Umarım unutmadığım bir şey yoktur. Unuttum. Ya yani ben gene kontrol edeceğim tabii. Siz de kontrol edin diyecektim. Burada silmediğim yerler çıktı. Evet, burayı da silelim. Uzaklarda böyle çıkabiliyor galiba. Oğlum şöyle uzaklara bakayım mı? Enteresan. Burada hiçbir şeyimin olduğunu düşünmüyorum. Buz farmı, buz kasmak için buraya da gelmiş olabilirim. Bunu da silelim. 20.000 çank da burada var. Hemen sildik ve kafi. Tabii dünyaya 1.19 henüz ben sabah çekiyorum, saat 10.50. Ve daha akşama çıkacaktır muhtemelen. 1.19 çıktığında da ben dünyaya gireceğim ve 1.19'da açacağım. Ve okey. Silindi. Bunu kapatıyorum artık ve böyle bir F5 çekiyorum. Bu arada hardcore başlayacağız yakında. Ve 790 MB olmuş dünyamız. End'i falan da silebilirdik aslında, gereksiz çok yer vardır ama anlatabilmişimdir. Çanklarınızı silin. Çünkü artık 1.19'da base'inizin altını silmiyorsunuz ama hemen base'inizin yan tarafında Ward'ın evi çıkabilir. Yeni mangrove biyomu lazım. Sonuçta yeni odun için o çıkabilir. Pillager outpostları silin. Onlardan elde alabilirsiniz. Gene mansion'larda aynı şekilde elde alabilirsiniz. Başka bu kadar kafi yani. Deep Dark biyom geliyor. Onun da bir sürü bir sürü oluşacaktır etrafta. Yani bu işlemi yapmanız gerekiyor bence. Dünyanızı yükseltmek için bunu yapmazsanız dünyanızın uzak noktalarına gitmeniz gerekebilir yeni şeyler için. Evet, bu kadar da o zaman şöyle. Bay bay.